Merhaba arkadaşlar. Bir seans kapanışını daha bir gün sonunda getirdik. Halka arz sitelerinde tavan serisi gayet güzel, gayet muntazam devam ediyor. Hani şu el değiştirme oranları olsun, tavandaki alış emirleri olsun. Bence gayet güzel. Özellikle yılbaşından önceden kalan halka arzlarımıza baktığımızda yeni halka arzlarımızın gözünü severim, değil mi? Bugün 6. tavanını gerçekleştirdi Pasifik Teknoloji Donanım Yazılım ve Bor Şeker'de bugün 4. tavanını gerçekleştirdi. Güzel. Hani şöyle bir baktığımızda halka arz analiz profilinin paylaştığı grafikte 780 bin lot bugün 6. tavanında Patek'te satış gerçekleşmiş. Toplamda %4,64 oranında el değiştirme oranı var. Güzel. Güzel yani. 6. tavanında bu şekilde tamamladı. Kapanışta 36 milyon lot alış emri varmış arkadaşlar. Bence güzel. Yani hani bu haftayı atlatır mı atlatmaz mı bilemiyorum ama sabahki şu 11 milyon lot. Sabah 4, 1,5 milyon lot muydu? O civardaydı sanırım. 11 milyon lota çıkmış. Bakın Bor Şeker'deki bugünkü el değiştirme miktarı, lot miktarı ve %17,89 el değiştirme oranına ulaşmış arkadaşlar toplamda. Şöyle bir baktığımızda akşam kapanışında yine de 8 milyon lot alış emri tavanda varmış. Yani anlaşılan o ki bir haydi el değiştirmiş ama yine de tavanda kalmayı bilmiş arkadaşlar. Bu arada hatırlatalım. Limak Doğu Anadolu Çimento'nun işlem tarihi açıklandı. Yani birçok kişi yorumlarda bize işte 22 Şubat diye belli oldu dedi ama resmi açıklama gelmemişti arkadaşlar. Ve son yarım saat önce bir resmi açıklama geldi. Halka Arz Analiz profili de paylaşmış. 22 Şubat Perşembe günü Limak, Doğu Anadolu Çimento işleme başlıyor ve şu bölgede de yine bu halka arzın satış miktarını, el değiştirme oranlarını, tavandaki alış emirlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bence bu halka arzların bu performansı gayet güzel. Bir de bakalım Perşembe Cuma günü yeni halka arzlarımızda Obama Karnacılık ve Alves Kablo'da talep toplamaları başlıyor. Bakalım nasıl bir dağıtım olacak, kaç kişiye ne kadar lot düşecek? Kaç kişi başvuru yapacak? 3 milyon 300 bine çıkmıştı değil mi? Limak Doğu Anadolu Çimento'da. Yeni gelen halka arzlarda da bence 3 milyondan fazla talep olacak. Bir de hatırlatalım. Kardeşim, kardeşim ilk günden ikinci günden satmayın şu lotlarınızı. Tamam diyorsunuz ki ya işte ben 8-10 hesaptan başvuru yapıyorum. İşte 2-3 tavan gitse bana yeterli oluyor. İşte ben yeni gelen halka arzlar için eski halka arzları satıyorum. İşte onlardan gelen karla işte yeni gelen halka arza başvuru yapıyorum. Diyorsunuz ama yani bir köşede bir yedek akçeniz bulunsun. Yani sırf halka arza başvuru yapmak için diğer halka arzları satmak, hele tavan giden halka arzları satmak pek bana uygun değil gibi geliyor arkadaşlar. Tamam bakın bugün mesela iş yoğunluğundan şu 11 milyon lot satışı görmedim ben Bor Şeker'de. Bu 11 milyon lottan sonra tabana gider miydi? Ya da tavan kapatmayabilir miydi? Olabilirdi. Olabilirdi. Dördüncü tavanda. Bakacağız. Yarınki performansı da takip edeceğiz arkadaşlar. Umuyoruz bu güzel tavan serisi devam eder. Biz de sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Görüşürüz. Biz buradayız.